Yani bir bütün olarak yoksulluk dediğiniz zaman yani nüfusun neredeyse yarısından bahsediyoruz. O derin yoksulluktan şu anda orta sınıf da Türkiye'de kalmadı. Artık hani o pazarda geç saatte pazara gidenler orta sınıfta o kervana katıldı. Şimdi bu aynı zamanda bir haysiyet krizidir. Yani yoksulluk aynı zamanda haysiyet krizidir. Yani karnını doyurmakla ve hayatta kalmakla uğraşan bir insanın gözünü açıp başka bir şey görmesi ya da başka bir şey için itiraz etmesi mümkün değildir. Ekonomik krizin bir diğer nedeni savaş, doğru. Yani savaşlar aynı zamanda sizin kaynaklarınızı işte insanların daha nitelikli, daha kaliteli yaşamasını sağlayan, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını, çocuklarını ona göre yetiştirmesini, eğitmesini, geleceğe hazırlamasını sağlayan kaynakları tüketmekle kalmıyor. Ama savaşların bir de şu tür bir şeyi var. Bu tür rejimler bu tür savaşlara, operasyonlara bağlı olarak kendi kurumsallıklarını sağlarlar ve güçlendirirler. Yani bu iktidarın, bu rejimin besleyicisidir o savaş. İnsanların alışık olduğu bir dolu şeyden vazgeçmeleri gerekecek. Yani bakın, tatil demiyorum ben. Öğrenciler ailelerinin yanına gidebilmek için ya da ne bileyim ben işte insanlar köylerine gidebilmek için ya da kasabalarına kendi yol paralarını denkleştiremiyorlar. Böyle bir problem var. Yani o nedenle alışkanlıklarımızın köklü biçimde değişeceği, hepimizin o fakirliği çok derinden hissedeceği, yoksulluğu çok derinden hissedeceği bir yaz yaşayacağız. Yaz siyasi olarak da çok gergin bir şey geçecek.